Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. TAS, Türkiye Bayraktar'la zamanın ruhunu yakaladı. Değerli izleyenler, Rus haber ajansı TAS'ta yer alan analizde, Türkiye'nin yaptığı hamleler ve özellikle silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2'den övgüyle bahsedildi. Rus haber ajansı TAS'ta yayınlanan analizde, Bayraktar TB2 siyalardan övgüyle bahsedildi. Analizde, 2021'in Türkiye örneğindeki çalışmalar, bu teknolojinin artık öncü bir rol oynayabileceğini gösterdi. Ankara, bayraktarlarıyla zamanın ruhunu yakaladı ve dünyaya yüksek sesle anlattığı ifadeleri yer aldı. Karabağ'daki savaşın öneminden bahsedilen analizde, Karabağ'daki savaş, Türkiye'nin dünyaya artık insansız hava araçlarının, kendi araçlarının, muharebelerin gidişatına karar verdiğini ve özellik ve görünüşte savaşlara katılmama döneminin kesinlikle geldiğini dünyaya açıklamak için mükemmel bir PR haline geldi. Ankara bunu dünya kamuoyuna aktarmayı başardı. Politikacılar ve uzmanlar artık üçüncü bir tarafın çatışmaya doğrudan karışmadan bir katılımcıya etkin bir şekilde yardım edebileceğini tartışmaya başladılar. Böylece Karabağ'daki bayraktarlar ana karakterler olduğu ifadeleri kullanıldı. Ukrayna'nın Bayraktar TB2 siyalardan satın aldığı belirtilirken, Ekim ayında Ukrayna, çatışma bölgesinde bayraktarları kullandı. Moskova ve Kiev arasındaki artan gerilim bağlamında bu emsal önemlidir. Daha önce Ukrayna'ya Türk insansız hava araçları tedariki için bir sözleşme konusu aktif olarak tartışılmaya başladığında, Rusya Federasyonu buna sert tepki vererek Ankara'yı çatışma bölgesinde durumu etkilemeye çalışmakla suçladı. Ancak Türkiye, bunun sadece bir iş olduğunu ve onu satın almak isteyen herkese malını satacağını kategorik olarak belirtti. Bloomberg'e göre 2019'dan bu yana Kiev, Türkiye'den onlarca drone aldı ve yenilerini kabul etmeye hazırlanıyor. Bayraktarlar o kadar gündem oldu ki, Japon asıllı Amerikalı siyaset bilimci Francis Fukuyama, Ukrayna'daki Türk insansız hava araçlarının durumunu yorumlayarak, orada oyunun kurallarını değiştirebileceklerini kaydetti ifadeleri yer aldı.